bir seri de yakaladı Trabzonspor. İlk önce teknik adamdan dinleyelim mi? Ne düşünüyorsun Ahmet? Henüz oradan çok uzak Trabzon. Şimdi Abdullah Hoca Başakşehir'de göreve başladığı zaman onun nereden başladığını ve o gelişme sürecinin ne olduğunu çok yakından takip ettim. Ve özellikle dönem dönem Abdullah Hoca ile de konuştum. Hı-hı. Bakın çok net. Abdullah Hoca Başakşehir'de göreve başladığı ilk sene şu an Rize'nin yaptığı gibi birinci bölge savunma, kontratakla hücum etmeye çalışıyordu. 6 ay sonra devre arası oldu. Hoca biraz daha oyunu ikinci bölgede kabul etmeye ve pas oyununu oturtmaya başladı. Hatta ikinci devrenin ilk maçını tribünde izlemiştim. Ondan sonraki maçını izlemek için de gittiğimde Abdullah Hoca ile bir daha onu ziyaret edip bu soruyu sordum ona. Güldü. Ya hocam dedi doğru, çok doğru görmüşsün. O yüzden Trabzon'la daha işin başında Abdullah Hoca. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok olumlu gelişmeler gördüm. Hem defansif yönde hem ofansif yönde. Abdullah Hoca'nın Başakşehir seviyesine gelmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Trabzon'un deyimiyle, kendi deyimiyle transfere ihtiyacı var. Benim deyimimle de çok transfer yapmadan kendi bünyesinden yetiştirmesi onu yine o hedefe ulaştırır tarzında ben bir yorum yapıyorum. Bugün de haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyleyeyim. Sanki bir takviyeye ihtiyaç var gibi. Kesinlikle ama. Var. Kesinlikle özellikle var. Orta sahada çok belirgin görünüyor. Yani karşı rakip alanda oynayabilecek oyunculara ihtiyacı var. Yani ofansif oyunculara Sosa'nın ihtiyacı var. Sosa'nın yerini dolduramadı gibi geliyor. Ama şu var Melike, zaten Fenerbahçe'de de eleştirmeye başladık mı veya konuşmaya başladık mı ilk Sosa var. Yani Sosa'nın kalması gitmesi bir şey değiştirmedi. Hatta şöyle bir şey var. Sosa şampiyonluğa giden bir Trabzonspor'da son 7-8 hafta hiçbir verim sağlayamayan bir Sosa vardı. Yani ben Fenerbahçe'nin transfer etmesine bile şaşırmıştım. Nasıl böyle bir şey yaptı diye. Aynı şeyi onlar da çekiyor şu anda. Trabzonspor hocanın teknik adamını, hep antrenör takımı deriz. Antrenör takımı olduğunu göstermeye başladı. Hocanın istediklerini uygulamaya başladılar. Bir de şey vardı herhalde. Bugünkü maç sonu demeçleri, oyuncu demeçlerini de dinledim hocam. Oyuncuların hepsi teknik adamın bir arkadaşlık havası oluşturduğuna değindiler. Bunları normalde böyle söyle, şunu yap diye hiçbir oyuncuya söyletemezsin. Öyle bir atmosfer oluşmuş. Bunu ilk defa duyuyorum Trabzonspor'da bu sezon itibariyle. Sevmek ayrıdır, sempati duymak ayrıdır da hocayı sever bir oyuncu ama hocanın yaptırım gücü o oyuncunun üzerinde var mı? Korkarak değil, sevgiyle, saygıyla oluşan bir şey var mı? Abdullah Avcı bunu oluşturmaya başlamış yani, bunu gördüm. Ama şu var, şampiyonluğa oynaması gereken bir Trabzon. Bir de geldiğinden beri o haftaları baz aldık mı herhalde ligde en çok puanı toplayan takımların başında geliyor şey. Ya evet. Da teknik adamlara baktık mı 2-12'lik, 2-14'lük bir şey var. Ortalaması var, çok iyi. Yani bu kadar bile tahmin edilemiyordu. Biz ne diyorduk futbolu konuşurken? Abdullah Avcı devre arasına kadar, devre arası yok da transfer sezonu açılana kadar ne kadar az puan kaybıyla götürebilirse bizim tahminimizin bile üzerinde bir başarı sağladı. Şu var yani, illa bir teknik adam fantastik oyun oynayacak, göze hoş gelecek diye bir şey yok. Bunları zaten sezon sonu bittiğinde ve önümüzdeki yıllarda bunları konuşmayacağız. İşte geldi üst üste 5 maç aldı. Bunları konuşacağız. 1-0 mı yendi, 4-0 mı yendi, bunlara takılmayacağız pek. O kaybetmeme üzerine, ilk felsefe kaybetmemeyi öğretmeye çalışıyor takımına. İkincisinde de nasıl olsa arada bir gol bulurum diye öyle bir sistem oluşturdu. Şu var, bunları konuşuyoruz. Şurada bir hafta kaldı hocam şeyin bitmesine, transferin bitmesine. Kimi alacaklar? 5 Ocak'ta başladı bu. 20 günden beri niye almıyorlar? Örnek veriyorum. Yani sadece parayla olan bir şey değil bunlar Melike. Samsun Spor denilen yani bir kulüp var gözümüzün önünde. Maddi sıkıntılarımız yok diyor ama transfer edecek bize uygun oyuncu bulamıyorum diyor. Bu özellikle bu sınıfa geçtiğinde Süper Lig'in bir de şampiyonluğa oynayan takımlarına geçtiğinde. Bu arada Başakşehir'de Dembaba oyuna girdi. Şu anda dakika 57. Onu söyleyelim. Bir köşe vuruşu kullanılacak. Devam et lütfen. Bu köşe hocam. Vuruşunu biraz önce İrfan Can 4 dakika önce bir köşe vuruşu kullandı. Gördünüz mü hocam siz görmedim. Anlatıyorsunuz. Görmedim. Düştü. Kullanamadı. Topu da zaten avuta atmış oldu direkt. Teknik adam Okan Buruk'un yüz ifadesi de çok değişti bu şeyden sonra. Onu da söyleyeyim yani. Dipnot olarak burada izleyemeyenlere. Gözücüyle bunu yakaladım diyorsun. Evet. Hocamın cümlesini bozmayayım diye, araya girmeyeyim diye söylemedim o anda burada, orada. Yani Trabzon camiası Abdullah Avcı'dan bugüne kadar hiç şampiyonluk söylemleri yok ortada.
Ama 2-3 maçta alırsa, bir de şu var hocam, çok önemli bir şey. Kazanarak başlamak da çok önemliydi. Geldiği haftaları düşünün Abdullah Avcı'nın, dişine göre rakiplerle oynadı diyeyim. Yani bundan sonra zorlu bir periyota giriyor Melike. Yani onu da terleyecekler, yani epey terleyecekler. 4-5 tane, yani 4 tane kesinlikle transfer yapması lazım. Hocam elindeki malzemeyle devam edebilir tezi var. O teknik adam gözüyle görüyor. Bugün farklı şeylerimiz var ama. Çok transfer yapmasın dedim. Bence de transfere ihtiyacı var. Yani bugünkü oyuna gelecek olursam ben bütün Abdullah Hoca'nın o dönemini, o süreci anlatmayayım. Bugün net gözlemlediğim şu. Artık defansif yönde Trabzon ciddi bir gelişim gösterdi. En azından 6 kişiyle bugün çok iyi diyebileceğimiz bir defans yaptı. Şimdi o dörtlü defansın önünde Berat son maçta yanılmıyorsam 17 dakika, 11 dakika oynamıştı. Bugün ilk 11'de oynadı. Berat'la Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak. İki tane ön libero olarak defansın önünde o kadar güzel defansif yönden disiplinli oynadılar ki tamamıyla kapanan bir Gençler Birliği vardı. Onu açmak için Trabzon'un bekleri bile hücuma katılmak zorundaydı. İki tane stoperin önünde bir tanesi defans güvenliğini sağlama adına mutlaka kaldı. Rakip hücuma kalkmak istediği anlarda bile daha ilk topu orada baskı yaparak kazanmaya çalıştılar. Oyunun son 70. dakikasına kadar Gençler Birliği'nin kaleyi bulan şutu yoktu. Şu maçın aynısı dedik. Orada aradaki tek fark Trabzon, Başakşehir gibi yüklenmesine rağmen bireysel beceriyle iki tane çok güzel gol attı. 2-0 öne geçmiş olmanın rahatlığıyla oynadılar. Tabii hiç hesapta olmayan Hüseyin'in büyük bir hatasından dolayı oluşan penaltıyla durum 2-1'e gelince son 10 dakika biraz panik oldular, biraz stres yaptılar. Buna bile gerek kalmaması lazım. Trabzon defansı otomatik gelişiyor. Ofansif yönde de futbolcuların bireysel becerisine muhtaç. Orta sahada takımı oynatacak bir oyuncu transferine mutlaka ihtiyaçları var. Bu da benim kendi görüşüm. Şimdi hazır Gençler Birliği Trabzonspor maçını konuşmuşken isterseniz karşılaşma sonrasında her iki teknik adamın da görüşlerine bir bakalım. Maç sonrasında yapılan açıklamalar gelsin ekranlara. Trabzonspor forması armasa her zaman yukarıya oynar ve kazanmak zorundasın. Buradan biraz evvel de söylediğim gibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hem gelişirken hem de maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet. Bu çok değerli. Her kazandıktan sonra özgüvenimiz biraz daha, beraber paylaşımımız, beraber oynama isteğimiz gelişiyor. Bugün kaleci Uğurcan bize son derece güven veriyor, takım kaptanımız. Parmak 3 gündür sakattı. Bugün geldi, oynamak istiyorum dedi. Harika bir oyun. Berat ilk defa oynadı. İyi oynadı. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Serkan 2 golün bekimiz başlangıcında var. Ön tarafımız aynı şekilde. Mevcut oyuncu grubundan son derece memnunum. Biraz evvel dediğim gibi Ekobandı, Tony'ydi, Canini'ydi. Dışarıdaki kulübedeki enerji çok iyi. Trabzon şehrinin bize sevdiğini hissettirdikleri çok iyi. Hem şehrin hem taraftarın bize verdiği enerjiyi bunu hissedebiliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlara armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizin de yaşadığı sağlık durumunda futbol bu şekilde insanları ayakta tutuyor. Ve günleri karıştırdık. Çarşamba oynuyoruz, pazar zannediyoruz günü. Bugün döndük, buraya oynadık. Hafta içi bir daha oynayacağız. Hafta sonu bir daha oynayacağız. Bazı yerlerde hiç alternatiflerim yok. Bugün Ömür'e de geçmiş olsun diyorum. Ömür hem Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor için öyle. Tek alternatifsiz oyuncumla onu da kaybettim şu an itibariyle. Sezonu kapattı. Her mevkiye Trabzonspor'a uygun, Trabzonspor'un bütçesine uygun, Trabzonspor'un kasasını da düşünerekten hareket edeceğimiz ama kalitemizi arttırmamız ve sayısının fazla olduğu oyuncu grubuna da ihtiyacımız var. Kupa tarihinde baktığında eski Cumhurbaşkanlığı, şimdi Süper Kupa, Trabzonspor'un bununla kupaları var. Umarım bunlardan bir tanesine ben de başında olduğum bir teknik adam olarak sahip olurum. Güzel maç olur diye düşünüyorum. Ligin iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Ben öncelikle tekrar efsane başkanımızı rahmetle anıyorum. Allah'ın ruhu içinde yatırsın. Bugün de buradan puan almak istiyorduk onun ruhu için. Bir şeyler yapmak istedik ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz.
Ya öncelikle Übeyt'i kazandığımız için mutluyuz.